Herkese merhaba. Apple iPad Pro geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yaptı ve Teknoblog test merkezine de ulaştı. Şimdi şu görmüş olduğunuz Apple poşeti içerisinden iPad Pro'yu ve iPad Pro'nun aksesuarlarını çıkartalım. Çok yakında detaylı incelemesini iPad Pro'nun Teknoblog'da bulacaksınız. Bu kutu açılışında birlikte yapalım ve sizi de heyecanımıza dahil edelim istedik. Öncelikle iPad Pro'nun görmüş olduğunuz gibi Smart Cover kapağı, tıpkı iPad'de olduğu gibi iPad Pro'da da kapağı tamamen kapatan manyetik özellikli bir Smart Cover bulunuyor. Bunun dışında iPad Pro'nun silikon kılıfı var. Silikon kılıf da iPad Pro'nun arkasını tamamen kaplıyor. Kenarını bu akıllı smart konnektörü açıp kırılacak şekilde kapatıyor. Bu ikisi bir bütün oluşturuyor. Smart Cover ve silikon case. Ve görmüş olduğunuz gibi karşımızda iPad Pro. Elimizdeki iPad Pro 128 GB kapasiteli ve hem Wi-Fi hem de hücresel ağ destekli bir model. Uzay grisi elimize gelen iPad Pro. Şimdi bunun açılışını beraber gerçekleştirelim. iPad Pro ile birlikte Apple yeni bir segmente adım atıyor. Aslında tablet segmenti, ancak tabletin biraz da profesyonellere hitap eden, sadece İçerik tüketimi değil, içerik üretimi konusunda da, üretkenlik konusunda da, yaratıcılık konusunda da önemli işler yapmayı sağlayacak bir tablet. Aslında daha önceki iPad'lerde de üretkenlik veya yaratıcılık konusunda yarar sağlayacak birçok uygulama vardı. Ancak iPad Pro'nun hem büyük ekranı hem de işlemci özellikleri bu tabletin çok daha iyi işlere imza atmasına olanak sağlıyor. iPad Pro özel birçok uygulama var. Bunları da ilerleyen zamanlarda incelememize veya farklı konularda, dosya konularında yer vermeye çalışacağız. Jelatini çıkarttık. Şimdi açılışımızı gerçekleştirelim. Şöyle biraz alttan iterek açılışı yapalım. Karşımızda gerçekten büyük bir tablet var. Sanki bir dizüstü bilgisayarın ekranını çıkarıp da elinize almışsınız gibi bir his yaratıyor iPad Pro. 12.9 inç ekran var. 2048x2732 piksel. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi aslında iPad Air'dan, iPad Mini'den görünüş olarak hiçbir fark yok. Ancak daha büyük bir ekran var. Doğal olarak ekran büyük olduğu için de daha fazla içerik alanı, çalışma alanı sizlere sunuyor. Ne gibi özellikler var? Touch ID özellikle bir ana ekran butonu var. Bunun dışında ses tuşları, arkada 8 megapiksel EyeSight kamera var. Önde yine 1.2 megapiksel FaceTime kamera bulunuyor. Ekranı söylediğimiz gibi Retina özelliğini sağlıyor. 264 ppi. Tıpkı iPad Air 2'nin, iPad Air'in ekranı gibi Retina ekran tabletlerde, iPad'lerde Retina ekran özelliğini sağlıyor. Bunun dışında kutudan başka neler çıkıyor? Onlara da bakalım. Bir Lightning USB kablosu var ki bu biraz daha uzun. iPad Pro biraz daha bir bilgisayar havasını taşıyan, bir bilgisayar gibi bilgisayarın yerini alacak şekilde düşünmüş alet. Bu nedenle normal iPad'lerdekinden daha uzun bir USB kablosu geliyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi şarj aleti var, şarj adaptörü var. Şarj adaptörü tahmin ediyorum ki 12 watt, evet gerçekten 12 wattlık bir USB güç adaptörü mevcut. Burada da çeşitli dokümanlar mevcut ve aynı zamanda bu bir sim kartlı, nano sim kartlı iPad olduğu için gördüğünüz gibi nano sim kart iğnesi de kutunun içerisinden çıkıyor. iPad Pro'nun kutusundan çıkanlar bu şekilde. Şimdi açılışımızı gerçekleştirelim ve ilk turu beraber atalım. Evet, iPad Pro'nun kurulumunu gerçekleştirdik kısa bir süre içerisinde ve artık gördüğünüz gibi ana ekran karşımızda. iPad Pro'nun 12.9 inç Retina ekranı olduğunu söylemiştik. 2048x2732 piksel. Yani şöyle yatay tuttuğumuzda görmüş olduğunuz şu kısa kenarın uzunluğu aslında iPad Air'ın uzun kenarıyla aynı. Böyle bir tablet ve 264 ppi iPad Air'la aynı ekran kriterlerini sağlamayı başarıyor. iPad Pro'da film izlemek, bunun yanı sıra internette gezinmek, üretkenlik uygulamalarını, yaratıcılık uygulamalarını kullanmak bir hayli keyifli olacaktır. Üste ve altta olmak üzere toplam 4 tane hoparlör bulunuyor. Bu da iPad Pro'da zengin bir ses deneyiminin
sunulduğu anlamına geliyor. Bunlara detaylı şekilde bakacağız zaten. Çok yakında Teknoblog'da bulacağınız detaylı incelemede orada iPad Pro'nun hem multimedya hem yaratıcılık hem üretkenlik, performans, bunun sıra kamera bu gibi özelliklerinin detaylarını bulacaksınız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kapatmadan önce şu aksesuarları da birlikte açalım ve onların da iPad Pro'ya takımını beraber gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz silikon kılıf iPad Pro'nun arkasını tamamen kaplıyor ve bu şekilde iPad Pro'yu darbelere karşı, aşınmalara, çizilmelere karşı koruyor. Eğer böyle bir tablet alıyorsanız bir de yanına kılıf almanızı tavsiye ederim ki böylelikle gönül rahatlığıyla tabletinizi kullanmanız mümkün olsun. Şöyle gördüğünüz gibi kolaylıkla bu silikon kılıfı kenarlardan yerleştiriyorum ve iPad Pro'yu gayet düzgün şekilde koruyor. Söylediğim gibi kenar görmüş olduğunuz bu akıllı bağlantı bölümü, smart konektör bölümü açık kalıyor. Böylelikle iPad Pro'nun bir diğer aksesuar olan smart keyboard'u da kolaylıkla oturtup kullanmanız mümkün oluyor. Smart keyboard şu anda sadece Amerika'da çıkacak. Amerikan klavyelerini destekliyor. İlerleyen zamanlarda Türkiye pazarına özel Türkçe karakterlerin, Türkçe harflerin bulunduğu aksesuarı da görmemiz mümkün olabilir. Bunu da belirtelim. Ve bir diğer aksesuar Smart Cover. Smart Cover zaten iPad Air'dan, iPad Mini'den ve daha önceki iPad'lerden biliyoruz. iPad 2'den başlayarak Smart Cover sürekli gördüğümüz bir aksesuardı. Ve yine bu aksesuarı da iPad Pro içinde görüyoruz. Mıknatısı da gördüğünüz gibi kenara tutunuyor ve böylelikle de iPad Pro'yu istediğiniz her yerde gönül rahatlığıyla taşımanız mümkün. Bir şey izlemek istediğinizde de şöyle üçgen durumuna getirin ve iPad Pro'da çadır durumunda ayaklı şekilde istediğiniz gibi izleyin. Eğer varsa elinizde bir Bluetooth klavye veya Apple'ın klavyesi varsa, iMac'lerde de kullanılan klavyesi varsa onunla da iPad Pro'yu kullanabilir. iPad Pro'yu gerçek anlamda bir PC gibi kullanabilirsiniz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. iPad Pro'nun kutu açılışı bu şekilde. Söylediğim gibi detaylı incelemesi çok yakında Teknoblog'da olacak bu cihazın. Bunun yanı sıra yine sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneririm. Çeşitli iPad Pro ile ilgili paylaşımlarımızı da Facebook hesabımızda, Twitter hesabımızda, Instagram hesabımızda olabilir. Bunu da belirtelim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.